Merhaba arkadaşlar. Bugün enflasyonla ilgili iki yeni terim hakkında konuşacağız. Daha doğrusu terimler yeni değil ama bize, vatandaşımıza yabancı iki terim diyebilirim. Mahfiyelmez Hoca'nın attığı bir tweetli gündem oldu. İşte ben de bunları açıklamak için karşınızdayım. Biliyorsunuz ki işte Mahfiyelmez Hoca ülkede skinflasyon ve şirinflasyon olduğunu söyledi. Peki bunlar ne? Hemen bunlardan kısaca bahsedelim arkadaşlar. Skinflasyon şu şekilde. Üretici ürünün kalitesini düşürüyor. Fiyatını değiştirmiyor ama içeriğini değiştiriyor, kalitesini düşürüyor. Ve aynı ürün gibi işte aynı ambalajla, aynı ürün gibi aynı fiyatla satmaya devam ediyor. Ve bu şekilde fiyat yükselmemiş oluyor. Şimdi fiyat çok yükseldiğini gördüğünde işte talep azalabilir. İşte çok acil bir ihtiyaç olduğunda mecbur oluyoruz ama diyelim ki mecburi bir ihtiyaç değil. İşte diyelim ki bir çikolata, yani rastgele bir örnek veriyorum. İşte içeriğine koydukları ürünün kalitesini düşürüp ürünün fiyatını sabit tutuyorlar. Bu şimdi çok önemli bir ürün olmadığı için fiyatı çok arttığında insanlar bundan vazgeçebilir ya da muadillerine yönelebilir. Böyle bir şeyi yaşanmaması için içindeki ürünün kalitesini değiştiriyor, tadı değişiyor vesaire. Bu şekilde fiyatı sabit tutarak aslında daha kalitesiz bir ürünü aynı fiyata satmış oluyorlar. Aslında bu daha kalitesiz bir ürün daha ucuza mal edilebilir. Ya da aynı fiyata hani daha kalitesiz bir ürün mal edip sattığında normalde bu fiyatı aynı ürünü satıp fiyatı artırıp enflasyon olması gerekirken kaliteyi düşürdüğü için fiyat artmıyor ve enflasyon yokmuş gibi gözüküyor. Şirinflasyon ise ürünün gramajını düşürmesi arkadaşlar. Bunu çok çok görüyoruz zaten. Yani eski ürünlerinizle şimdi yeni aldıklarınızı karşılaştırdığınızda genelde gramajları düşmüş oluyor. Yine aynı ürün, aynı ambalaj, sadece gramı farklı. Kimse bunu fark etmiyor bile. Aslında gram düştü. Aynı gram ürettiğinde daha pahalı satmam gerekiyor ama zam yapmak istemediğim için gramaj düştü ve kimse fark etmiyor. Fark edilmediği için de aslında enflasyona yansımıyor. Yine enflasyon yokmuş gibi gözüküyor. Ancak aslında baktığımızda aynı gram üretip satsam ben zam yapmak zorunda kalacaktım. Ve bu da enflasyon olacaktı. Şimdi bu TÜİK falan işte hani enflasyonu açıklarken bunlara bakıyor, ürünleri karşılaştırıyor vesaire. Fiyatlar sabit kalmış gibi gözüktüğü için de enflasyona yansımıyor. Ancak normalde enflasyona yansıması gerekiyordu ve bu şekilde de gerçek enflasyon ortaya çıkmıyor arkadaşlar. Üretici de bu şekilde hani insanları kandırarak da olsa hani zarar etmiyor, ürünün fiyatını artırmıyor, satışı düşmüyor. Devlet de işte enflasyon oranları düşük göstermek için işine geliyor diyebilirim. Ama burada olan tüketici oluyor. Ya daha kalitesiz bir ürünü aynı fiyata alıyor ya da daha düşük gramajda daha az bir ürünü aynı fiyata almış oluyor. Burada olan yine halk oluyor ve burada halk için de daha kötü olan bir şekilde söylersem enflasyon daha düşük gösterildiği için bu şekilde yeterli zam yapılmıyor. Şimdi enflasyona göre zam yapıldığında işte enflasyon üzerinde zam yapıldığı için mutlu olabiliyoruz ama işte bu şekildeki işte skinflasyon ya da şirinflasyon gibi sebeplerden dolayı gözükmeyen enflasyon aslında gerçek enflasyon daha yüksek olduğu için, reel enflasyon daha yüksek olduğu için bizim aldığımız ücretler aslında alım gücü olarak erimiş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde faydalı bulursanız, takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. İyi günler.